44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün havanın güzel olması gerekiyor ama aksine hava kapalı ve bir hayli sisli. Normalde bu tür havalarda pek dışarı çıkmayı seven bir insan değilim. Zamanla siz de beni tanıyacaksınız, çözeceksiniz zaten. Ama dağlarda çok güzel bir sis var ve çok da güzel bir manzara vardır şu an. Sizi de bundan mahrum etmek istemediğim için çıkalım dedim. Çünkü bir de İsviçre'yi, doğasını, yeşilliğini, ormanlarını bu gözle görün, sisli haldeyken görün. Çünkü onun da ayrı bir güzelliği var. Hadi bakalım kameramıza nasıl görüntüler yansıyacak, görelim. Bugün hafta sonu ve soğuk. Kısa bir mesafe yapacağım için kombiyi giymedim. Normal kısa mesafelerdeki giyindiğim ekipmanlarımı giydim. Bunlar da yine tabii kombi kadar korumasa da bunlar da koruyor. Kısa mesafeli sürüşler için oldukça iyi bir ekipman. Geçen gün bir kardeşimiz yazmış. Abi o kadar YouTuber tanıyorum, senin kadar mesajlara hızlı cevap vereni görmedim diyor. Kardeşim siz o güzel ellerinizle yazıyorsunuz. Aynı şekilde cevaplamak gerekiyor. Elimden geldiği kadarıyla bütün mesajlara cevap vermeye çalışıyorum ama bazen gözden kaçıyor, bazen yazdığınız mesaj görünmüyor. Yarım saat ya bir gün sonra baktığımda orada olmayan mesajın orada olduğunu görüyorum. Bundan kaynaklı olarak dediğim gibi elimden geldiği kadarıyla bütün mesajlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Ve elimden geldiğince de cevap veriyorum. Ya gerçekten o kadar güzel yorumlar geliyor ki bu insanı çok mutlu ediyor. Bakalım Trimbach'ta benden başka motorcu var mı bugün? Az önce grunt kursu yapan bir ekibi gördüm. Onun haricinde başka motorcular görmedim. Hava çok nemli. Yani şu an umarım kameranın merceği buğulanmıyordur. Çünkü vizörüm oldukça buğulanıyor. Sanırım sisten kaynaklı. Çünkü siste de biliyorsunuz su kabarcıkları var. Ve dediğim gibi dağda da çok güzel bir sis var. Hadi bir çıkalım bakalım daha. Hani çok uzun bir video olmayacak. Kısa bir video olacak belki ama yani gideceğimiz yerin manzarası, doğası oldukça güzel. Ya gerçi memleketin her bir yanı güzel de her yerine biz gidemiyoruz. Ya aslında yanında güzel bir ekip olsa, yani grup halinde çıkabileceğim arkadaşlarım olsa gidilecek o kadar güzel yerler var ki İsviçre'de. Anlatamam size. Gruplar var aslında, birkaç arkadaş var. Çağırıyorlar da ama yani grup sürüşü yapmak için 1,5-2 saat ekstradan benim gitmem gerekiyor. Yani onlara katılmam gerekiyor. Yani ben Solothurn kantonundayım. Onlar Thurgau kantonundalar. Yani aramızda yaklaşık 1,5 saatlik bir mesafe var. Bu da insanı yoruyor. Daha gitmeden yoruluyorsun. Evet,
sisten dolayı şu an vizörüm sırılsıklam. Umarım kamerayı bozmayız, çünkü kameraya mikrofon taktığımız takdirde su geçirmezlik olayı tamamen ortadan kalkıyor. Burada bir yerde keskin bir viraj olacaktı. Şu an sisten önümü göremiyorum. Hah, burada. Oh, 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 oh. Sakin oğlum, sakin sakin. Şöyle bir kıçımızı yana doğru attık. Oh. Evet, sisleri açmış geliyor. Yok lan, sistem normal varmış. Ya umarım şu an şu sisin yoğunluğu kameraya da yansıyordur. Çünkü çıplak gözle gördüğümüz sis yoğunluğu bazen kameralara yansımıyor. Daha az sis varmış gibi gösteriyor. Çünkü kendi çektiğim bir önceki videolardan biliyorum. Ben önümü görmezken kameradan baktığımda önüm gayet açık görünüyor. Hani görüş mesafesi şu an bir 20 metre falan diyebilirim sadece. Onun haricinde bir şey göremiyorum. Burada bir yerde bir holiday yeri olacaktı. Evet, burası. Abi bir şey yağıyor, yüzüme çarpıyor, ben anlamadım gitti. Şöyle fark edelim. Bir kendimizi çek edelim. Yani kamerayı bir çek edeyim. Oh, şahizi. Kamera şu an sırılsıklam, yani siz hiçbir şey görmüyorsunuz demek oluyor. Neyse arkadaşlar, kamerayı riske atmak istemiyorum çünkü daha yeni aldım. Hem kamerayı hem de adaptörün zarar görmesini istemiyorum. Çünkü daha sizler için çok video çekeceğim. Kamera neyse, yedek kamera var, Hero 5, ama adaptör zarar görürse bu da benim sizlere video atma şansımı bir hayli azaltır. Yani yeni bir adaptör ve kamera alana kadar.